Son seansla karşınızdayız. Son seansla Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfini odak altına alacağız. Türkiye'nin son keşfedilen doğalgaz rezerviyle birlikte 405 milyar metreküp doğalgaz, potansiyel doğalgaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. 2023'te ilk doğalgazı çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla enerji politikalarının yeniden yazılması ve denklemin yeniden kurulması bakımından aşama olarak önemli bir noktaya doğru gidebileceğimizi söyleyebiliriz. Bunu birazdan Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu ile konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde de hem verilere bakmak hem yarına bakmak için de Tuğba Özay karşımızda olacak. Şimdi önce rakamlar diyoruz, sonra Gürkan Kumbaroğlu ile konuşmaya başlayacağız. Dow Jones 28.334'te 0.43 aşağıda şu an itibariyle. S&P 500 3.447'de, orada da 0.48'lik kayıp var. Nasdaq 11.737'de 0.49. Şimdi Amerikan tahvilleri geliyor ekranlarımıza. 2 yıllıklar 0.147, 10 yıllıklar 0.761, 30 yıllıklar 1.549. Her ikisinde yeşili görüyoruz. Son olarak emtia gelecek. Ons altın 1905 dolarda yükselişi devam ediyor. Brent petrol aşağıda, ham petrol aşağıda. Amerikan ham petrolü her ikisi de 40 doların biraz üzerinde seyrediyor ama bugün itibariyle kayıp söz konusu. Enerji politikamızı konuşacağız dedik. Enerji politikası ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam verdiği bir demeç var. Fatih gemisi üzerinden yaptığı açıklama. O açıklamayı ekranlarınıza getiriyoruz. Sonra Profesör Gürkan Kumbaroğlu bizimle birlikte olacak. Yapılan çalışmalar sonunda deniz tabanının altındaki kuyunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğu müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Bu tarihten sonra da sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz 4.445 metre derinliğe kadar ulaştı. Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı şekilde 4.775 metre derinliğe ulaşılmasıyla sona erdi. Evet, Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu bizimle birlikte Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Başkanlığını sürdürmüyorum şu anda. Peki nedir öğretim üyesi diyelim. Öğretim üyesi. Sade, sade. Yazar mısınız çocuklar? Boğaziçi Üniversitesi, şerefli Boğaziçi Üniversitesi'nin düz öğretim üyesi diye yazalım. Bu tür title'lar yurt dışın, geçiyor. Yurt dışındaydım çünkü. Yurt dışı görevlendirme uzun süreli onun için. Tamam, peki. Şimdi doğalgaz keşfimizle ilgili konuşacağız. Yani geride bıraktığımız birkaç ay boyunca biz Karadeniz'de işte Fatih gemisi, arkasından Kanuni gemisi de o tarafa doğru gitti. Kanuni gemisi de bir süre sonra doğalgaz arama çalışmalarına katılacak. Bize Karadeniz'deki hem morfoloji yani yer birimini anlatmanızı rica ediyorum. Hem oradaki rezervin gerçek anlamda neye tekabül ettiğini, yani bundan sonra potansiyel olarak daha fazla bir doğalgaz rezerviyle karşı karşıya kalabilir miyiz diye soracağım. Bir üçüncü soru bununla bağlantılı. Karadeniz'e sahiller olan ülkelerin hepsine bakıyoruz. Daha bugüne kadar doğalgaz bulamadılar. Biz nasıl bulduk bu doğalgazı? Allah'ın bir hikmeti mi? Onlar da buldular. Ama çok hemen yani, sondan başlayayım. Az miktarda. Tabii şu var. Yani derin denizlerde sondaj. Biz şimdi ne yaptık? Mesela Akçakoca yakınlarında bir çıktık 10-15 kilometre. Orada bulduk, sevindik falan. Evet. Birkaç yüz metre derine indik. Olmuyor öyle. Evet. Ama işte 150 kilometre dışarı gidince 3000-5000 metre derine inince bulabiliyoruz. Tabii sismik araştırma sonuçlarına göre. Şimdi potansiyel dediniz. Sakarya gaz sahası olarak adlandırıldı. Evet. Orası biliyorsunuz. O Sakarya gaz sahası 10.700 kilometre karelik bir alan. Bu alanın
8000 kilometre karesi yaklaşık sismik araştırması yapılmamış daha. Bakir. 2000 kilometre karelik alanı. Yaklaşık o kadar yapılmış. Yani %20'si, %80'inin daha sismiği yapılmamış. Dolayısıyla daha orada çok işimiz var, potansiyel var. Yani bu bulduğumuz lokasyon dışında, yatak dışında yeni yataklar bulabiliriz dememiz bu. Şimdi rezerv arttı. Evet. 320'den 405'e yeni bir yatak bulunmadı. Aynı rezerv. Aynı rezerv. Evet, 3500 metreydi. 1000 metre daha indik. Aynı rezervin şeyini geliştirdik. Hacmini. Ama henüz daha bu test kuyuları da açılmadı aslında. Dolayısıyla benim düşüncem bu rakamlar hesaplanıp açıklanırken muhafazakar davranmış olacakları. Şey farkını oradan düşünüyorum. Yani biliyorsunuz ilk 320 açıklanmadan hemen önce evet. Reuters bir rakam açıkladı ya 800-900 diye. 800 milyar metreküp. O da bir yerden tüyo aldı o şeyden, ekipten. Ama daha test kuyuları vesaire yapılmamış. Şimdi 700-800 açıklayıp test kuyuları yapılmayan yerlere göre yüksek açıklayıp ondan sonra geri dönüş yaparsanız kötü bir şey. Halbuki muhafazakar bir rakamdan yaklaşımla hesaplarsanız ondan sonra arttırmak bu güzel bir şey. Ne oldu? Bir sevinmiştik, bir daha sevindik. 320 oldu, 405 oldu. Bunlar da nokta atış. O da biraz enteresan. Hani 405 pat diye. Halbuki mesela 80 kilometre kuzeyinde onu diyordum işte mesela Romanya'nın bir sahası var. Domino bir kuyusu onun. İlk çıkaran onlar galiba değil mi? Yani o kuyudan da çıkarmadılar da. Evet, o daha başka yakın çevreden çıkarıyorlar ama Domino 1'in nihai yatırım kararı da alınmadı. Onu şimdi ihale etmişler. Ondan sonra yabancı şirketler şu anda o sahaya sahip. Bulanlar onlar. Bir ortağı Exxon ve satmak istiyor mesela hissesini. Çünkü oradaki 42 ila 84 aralık veriyor. Bak onlar aralık veriyor. 42 milyar metreküple 84 milyar metreküp bizim burada. Aralığında bir ki evet rezervimiz. Sağlam gidiyorlar. Onun için biz de diyorum ya böyle nokta atışı 405. Ben bu 405'in alt sınırda olduğunu düşünüyorum. Umuyorum yani, öyle umut ediyoruz. Hani 42-84 ise biz 42'den gidelim de sağlam gidelim diye demişlerdir diye umuyorum. Belki de öyle peki değil. Tam 8, tersi ise kötü. 800 nereden çıktı hocam o zaman? İşte ben onun için, hani 800'e biraz işte da onlara bakarak hani söylüyorum bunu. Açıklanan 800, ilk telaffuz edilen rakamsa. Reuters'tan çıktı böyle dandirik bir yer dedi. Bant yani daralıyor orada. Aleyhimize olarak yani hani 800'den 400'e kadar gelen bir bant ortaya çıkıyor. Şimdi 800'ü de birileri verdi bu rakamı, doğru diyorsunuz. Evet. Muhtemelen bant öyle bir bant. Ama biz o banta hiç yapmayalım üst kısma. Şu anda 405. 405 başlı başına zaten önemli bir rakam. Yani uluslararası klasifikasyonda dev yatak kategorisine giren ciddi bir rakam. Yani yılda 40 milyar metreküp doğalgaz kullandığımızı varsayarsak 10 yıl bizi idare edebilecek bir şeyden, rezervden bahsediyoruz. Evet. Yani doğru. 40'tan öyle ama 45 civarında kullanıyoruz. O zaman 9'a düşüyor. Bu 45 de sabit kalmayacak, artacak. O zaman o 9'da düşecek. Onu da öyle hesaplamak lazım. Realde hani hesaplarsanız önümüzdeki yılların artışlarıyla o 9 yılda işte 6-7 yıla düşer. Ama şimdi bizim bu yatak mesela başka yataklara dünya çapında baktığınız zaman Akdeniz'e ve ben odaklandım çok çok benzer. Ne olmuş? İşte Leviathan yatağı 2010 yılında bulunduğunda 450 milyar metreküp olarak hesaplandı, açıklandı. Evet. 2014 yılında 600 küsüre, 620'ye yükselttiler mesela rezerv miktarını. Ve o yatağın nihai yatırım kararı 2017 Şubat ayında alınıyor. Nihai yatırım kararı. Finansman sıkıntısı var. 2016 Kasım ayında, Aralık ayında
uluslararası bankalardan 1.75 milyar dolar krediyi garantiliyorlar. Ondan sonra nihai yatırım kararını alıyorlar. Ve o karar alındıktan sonra işte 2,5 yıl içinde karaya getiriyorlar gazı. Peki, şimdi şu en başa dönelim isterseniz. Hani dediniz ki o alanın çok önemli bölümü henüz daha sismik kontrolden geçirilmedi. Orada nasıl bir çalışma yürüteceğiz? Yani o geri kalan 8 bin kilometre karelik alanda ne kadar zamanda bir sismik çalışma yürüteceğiz? Şimdi ya da buna vaktimiz olmadığı için mi yapmıyoruz şu anda? Hayır, sadece belli bir bölümü araştırdık. Oradaki gazı bulduk. Sonra diğerlerini aşama aşama. Bence hepsi bir arada yürüyecek. Şimdi şu aşamada öncelikle 2 ayda bir yeni kuyu açılacak. Bu test kuyusu bir taraftan, ondan sonra her da üretim kuyusu olacak. Üretim kuyusu olacak. Yani şimdi orada bir kere evet deniz tabanlı olan mesafe 2000 metre yaklaşık. Ondan sonra da işte 1000 metrede denize giriyoruz, tabana giriyoruz diyelim. 1000 metre yetmeyecek. Yani çünkü açıkladıkları ilk rakam 3500'de, 4500'e kadar indi o derinliklerde. Sondaj olacak. Her işte test şeyleri açılıyor ya, her şeyde o teknik özellikler, detaylar bakılacak. Ondan sonra o test kuyusu üretim kuyusu olacak. O şekilde yapılacak. Şimdi bir sürü böyle kuyu açılacak. Ama 3 tane bizim sondaj gemimiz var, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Sismik araştırma gemileri, eğer yanlış bilmiyorsam son halini, biliyorsunuz değişiyor bunlar da sürekli, yerinde durmuyor. Akdeniz'deler şu anda diye biliyorum. Oruççayız Akdeniz'de. Hayrettin, Barbaros Hayrettin. Barbaros'un nerede olduğunu bilmiyoruz. Bilen varsa bize söylesin. Ben de onda Akdeniz'de diye biliyorum. Yani daha çok yeni, ona da bir Navtex ilan ettik. Yani şimdi sismik araştırma gemisi açığımız var, o ortaya çıkıyor. Şimdi Karadeniz'de de ihtiyacımız var ya, 10.700. Ne kadar zamanda bir sismik araştırma gemisi temin edebiliriz? Yani parasını vererek ya da yaptırarak nasıl olabilir? Onu bilmiyorum, onu gemi sektöründeki… Evet. Bu da bilmediğimiz konulardan bir tanesi. Bir de gemi inşa mühendisi arıyoruz şu anda, değil mi? Yani şey gibi aynı zamanda. O şimdi bir anda bir yıldızı parlayan şeylerden oldu, mesleklerden oldu. Doğru. Barbaros Akdeniz'deymiş bu arada, yönetmenimiz söylüyor. Akdeniz'de tamam, evet, değil mi? Bulduk. İkisi de Akdeniz'de dolayısıyla. Evet. 2 tane var. Ama zaten 2 tanesi yetmiyor diyorsunuz. Bizim en az kaç sismik gemiye ihtiyacımız var? Şimdi onun hesabını yapmak lazım ama hani biz hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de bu çalışmaları yürüteceksek, Karadeniz'de de 2 tane lazım en az. Doğru. Bunlar, bu ikisi birden Akdeniz'de en az olarak söylüyorum. Yani şu Akdeniz'de anda… Akdeniz'de böyle biraz prestij için duruyoruz yani şimdilik. Akdeniz'de bizim gaz aramaya henüz niyetimiz yok, onu söyleyeyim. Çünkü oradaki münhasır bölgeler, uluslararası anlaşmalar, Fransızların üzerimizdeki baskısı, Libya'daki durum düzelmeden bizim orada herhangi bir şekilde sondaj faaliyetine girişmemiz biraz zor. Diğer ülkeler de zaten ama yaptık, çok giriştik. Ağırdan alıyorlar. Yani prestij olsun evet, diye giriştik. Ama işte o mesela Karadeniz'deki gibi ciddi ve çok iyi planlanmış bir sondaj ve sismik araştırma olmadığını biliyoruz. Bu orada biraz böyle bayrak gösteriyor. Ben bilmiyorum vallahi. Ben sizden öğrendim şimdi. Evet, orada bayrak gösteriyoruz biz. Yani diğer ülkelerin yaptığı çalışmalara bir mukabelede bulunuyor. Ya bayrak orada göstereceğimize biraz da diplomasi yürütsek. Diplomasiyi de yapıyorlar. Diplomasiyi ben görmedim. Hangi diplomasi? Yani Libya'da yürütülen diplomasi, orada bir Libya'da güzel bölge ilan ettik biliyorsunuz. Tabii yani o şeyin batı sınırlarını çizdik. Mavi alanımızın, mavi vatanımızın Doğu Akdeniz'de batı sınırını Libya anlaşmasıyla çizdik. Güzel. Diğer taraflar, onlar daha çizilmedi. Yani çizildi, var sınır ama başka ülkelerle bir anlaşma yok henüz. Diğer taraftan işte Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz, blok halinde Yunanistan'ın yanında. Avrupa Birliği ile kalmıyor. Arap Birliği'ne bakıyorsunuz. Onlar da Yunanistan'ın Türkiye aleyhine açıklama yapıyor, Arap Birliği. Şimdi ulan hani bu Avrupa Birliği Hristiyan'dı, bizi sevmiyordu vesaire, ondan işler yapıyor. O zaman niye bu Araplar da bizi karşı? Kim var bizim yanımızda peki şeyde? Akdeniz'de sıfır yok. Evet. Ben bilmiyorum yani. Evet, tek başımıza. Yok, tek başımızdayız, doğru. Yani eşin ama güzel bir şey değil, ben size söyleyeyim. Yani o zaman şuraya geliyor. Yani biz niye bu haklı davamızı anlatamıyoruz kimseye?
Yani Akdeniz'de haklı değil mi davamız? Orada hemfikiriz. Ben öyle düşünüyorum. Orada tabii haktan ziyade güç konuşuyor hocam. Biliyorsunuz Fransızların bir tane uçak gemisi var, De Gaulle. De Gaulle neredeyse 5 yıldır Marsilya Limanı'ndan 1 metre hareket etmedi. İlk defa De Gaulle'u çıkardılar. Şimdi Akdeniz'de geziyor. Dolayısıyla bu güçle ilgili. Hani dostluk ya da imkan onun sonrasında gibi. Ama yok, eğer yani tamam. Gücünüz varsa... Tabii güç önemli. Evet. Güç çok önemli. Çok katılıyorum. Yani bizim çok şükür kuvvetli bir donanmamız var. Yoksa gemimiz yok. Yani eğri oturup doğru konuşalım. O başka bir şey aşama. Evet yani ama Akdeniz'de ihtiyacımız da yok bence. Ama işte Fransızların var orada bir uçak gemisi var. Yani De Gaulle orada geziyor. Yani. Ama yani güçten öte bir şeyler var. Güç yani hani güçlü olduğu için mi Yunanistan çok güçlü olduğu için mi bizim donanmamız onlara on basar? Böyle herkes Yunanistan'ın yanında arkasında. O zaman o tutmuyor o hesap. Demek ki güçlü olmak dışında başka bir şey var. O başka bir şey Yunanistan Avrupa Birliği'nin içinde. Sürekli proaktif bir şekilde şeyle insanların, oradaki yöneticilerin, ilgili uluslararası kişilerin sürekli ensesinde Akdeniz'le ilgili olarak. Müthiş bir lobi, müthiş bir diplomasi. Bakın şeyde biz bundan kaybediyoruz bence. Yani lobimiz çok 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 zayıf. Tabii hocam şimdi şöyle bir şey var. Yani biz dış politikada maalesef yanlış adımlar ata geldik. O sebeple bugün onların acısını çekiyoruz. Şimdi Sisi darbe yaptı ve geldi değil mi? Amerika tanıdı, Avrupa Birliği tanıdı. Bütün İslam aleminin önemli bir bölümü tanıdı. Biz tanımıyoruz hala. Hala Sisi ile mesela itiş kakış var aramızda. Halbuki... Belli orada kalacak. Çünkü Amerika'nın onay verdiği bir şey lider görünümünde. Darbeyle gelmiş ya da gelmemiş. Cuntacı olmuş olmamış bu fark etmez. Amerikan çıkarları bir kişiyi tarif ederken cuntacı, darbeci, demokratik falan diye bir şey sınıflamaya tabi tutmuyor. Dolayısıyla bizim orada Sisi ile şu ana kadar çoktan işbirliği içinde olmamız gerekirdi. Sisi ile işbirliği içinde olmuş olsaydık belki bugün Libya'da işimiz daha kolaydı. Bakın Fas, Tunus bize antidumping vergileri koymaya başladılar. %30 yani Fas'ın son koyduğu vergiler. Suudi Arabistan'da büyük bir gerilim yaşıyoruz. Suudi Arabistan ülkede mağazalarda Türk mallarını yakıyorlar ya da Türk mallarının üzerine şey koyuyorlar. Bunlar Türk malıdır, bunlara dokunmayın diye. İşin tabii şey kısmı, show business kısmı, onu biliyorum. Asla oradaki halk işte marketteki bir Türk ürününe alışmışken, işte marka vermeyeyim ama bir Türk çikolatası yiyor mesela yıllardır. Yalnızca onu arıyor ve gidip onu yine alıyor. Eninde sonunda buluyor. Ama orada bir şey var, bir kampanya var ve bu kampanyaya biz bir türlü karşılık veremiyoruz. Yani 3.3 milyar dolarlık bir pazarımız, yani biz onlara mal satıyoruz. Onlardan da biz 3 milyar dolarlık mal alıyoruz. 300 milyon dolar fazlamız var. Bu pazar göz göre göre gözümüzün önünde kaybolup gidiyor. Bunlar hep diplomasiyle ilgili. Yani Mısır'dan örnek verdim, Libya'dan örnek verdim, Tunus, Fas'tan ve Suudi Arabistan'dan. Mısır'dan hemen ben devam edeyim. Biliyorsunuz Mısır, Yunanistan'la işte bizim Libya ile yaptığımız anlaşmanın benzerinin için mutabakata vardı. Halbuki Mısır... Bizimle mutabakata varsaydı, bizim de Mısır'la karşılıklı kıyılarımız var, çok daha fazla bir deniz alanına sahip olacaktı. Yaklaşık bir Kıbrıs adası kadar büyüklüğünde fazladan deniz alanı. Dolayısıyla aslında Mısır'ın kendi ulusal çıkarlığı bizimle anlaşma yapmaktan yana. Nitekim hani Yunanistan bu Mısır'la olan anlaşmayı, öyle ortaya çıktı ki yani çok geçmişi var. 10-15 yıldır şey yapmaya Tabii. çalışıyor. Onun için yürütüyor. Mısır imzalamıyor onlarla, şey yapmıyor. Şimdi bir anda Mısır böyle. Ha, bu anlaşma Yunan meclisten hemen geçirdi. Mısır'da halen bildiğim kadarıyla meclisten geçmedi. Bu anlaşmaya karşı hani bu da bizim ulusal çıkarlarımıza zedeler şeklinde. Orada da Mısır'daki vatanseverlerin şeyleri var. Belki halen bu anlaşma Mısır Meclisi'nden geçmez ve hukuki geçerlilik olmaz o anlamda. Ama şimdi biz Birleşmiş Milletler'i nasıl tescil ettirdiysek Libya anlaşmamızı, geçtiği an onlar da tescil ettirecek. Evet.
İki konu var. Onlarla ilgili açıklamayı yapacağım. Bir tanesi bana dönük. Yani benim yanıtlamam gereken. Öteki de soru size geliyor zaten. Adrese teslim. Ali Özer diyor ki, Türkiye Suudi Arabistan'a soruşturma açtı. Şöyle bir soruşturma Ali Bey o. Yani çok netice vermeyecek bir soruşturma. Biz onlardan polietilen, düşük yoğunluklu polietilen alma konusunda Suudi Arabistan'ın bir antidampik cezasına tabi tutulması için soruşturma açtık. O soruşturma da Dünya Ticaret Örgütü'ne kadar gidecek. Dolayısıyla biz açtık diye o soruşturma şeyle sonuçlanmayabilir. Bu bir. İki, Osman Çelebi'nin sorusu. Diyor ki, hocaya sorar mısınız? Türkiye neden 55 yıldır Avrupa Birliği'ne alınmıyor? Yani hani birçok şey konuşuyoruz ya, Avrupa Birliği'ne neden alınmadığımızı yanıtlarsak herhalde muhtemelen Osman Çelebi'ye göre bu meseleyi de çözeriz diye düşünüyor. Tabii yani Türkiye ekonomik açıdan baktığınız zaman birçok Avrupa Birliği'ne alınan ülkeden daha ileri konumda. Evet. Doğru, Osman Bey haklı. Bence orada gerçekten bir din kardeşliği şeyi var. Avrupalıların hani bir Hristiyan kulübü diyorlar ya. Öyle bir şeyi var ve birden bakıyorlar ki tabii Türkiye hani ülke olarak 83 milyonla Avrupa standartlarında çok büyük. Girdiği an bir anda domine edecek Avrupa Birliği şeyi ve korkuyorlar. Bence bu. Ama bunu kalkıp da mertçe söylemiyorlar. Dolayısıyla hep bir oyalama taktiği öyle gitti. Yani ben hani biraz böyle olduğunu düşünüyorum. Ve boş boş vaatler, yani sonu çıkmayan vaatler. İşte dolaşım serbestliği olsun, diğer konular olsun, vize serbestliği veya işte bu göçmenler konusu olsun. Hani verilen sözler yerine getirilmiyor. Yani bırakın o. Ve bu şey de aslında hani din kardeşliği dedim ya, bunu en son işte şimdi çok yeni yaşıyoruz. Ermenistan, Azerbaycan gerilimde yani bir savaş suçu işleniyor orada Ermenistan tarafından. Yani adeta Avrupalılar göz yumuyor niteliğinde. En son işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir açıklama yaptı. Umarım Güvenlik Konseyi'nde de gündeme gelir. Evet. Ama yani maalesef böyle bir realite var. Ama böyle bir realiteye rağmen ticari işbirliği, kazan kazan işbirliği, enerjide özellikle büyük bir potansiyel var. Şimdi Karadeniz'de bulunan o rezervle birlikte de dolayısıyla bütün o dış politikada ki hani gerilmiş süreci yumuşatmak ve bir normalizasyon dönemine sokmak için bir fırsattır bu bence. Peki. Şimdi isterseniz Karadeniz'i Akdeniz'e ayıralım, ayrı ayrı konuşalım. Önce Karadeniz'i tamamlayalım, Karadeniz'deki durumu. Diyorsunuz ki oradaki bölgenin çok önemli bir bölümü henüz sismik araştırmadan geçirilmedi. Bizim de sismik gemi kapasitemiz düşük. Yani yeni sismik gemiler almamız halinde hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de araştırma yapmamız mümkün olabilir. Sondaj kapasitemizin de ileride sorgulanabilir duruma gelmesi söz konusu. Yani iki gemiyle sondaj yapamayabiliriz daha hızlı yapabilmek için. Bir de işin ucunda 2023 yılında ilk gazı çıkarabileceğimize dair ortada bir taahhüt var. Nasıl yapacağız bunları? Bütün yani bu oyun planında neyi nasıl organize etmeliyiz ki her şey umduğumuz ve beklediğimiz gibi olsun? Şimdi bu 2023 için hakikaten orada bir kararlılık görüyoruz. O güzel aslında bu bir kararlılık. Normalde hani bu bütün bu test kuyuları açılır, detaylar ortaya bir çıkarılır. Yıllardan sonra o nihai yatırım kararı alınmış diğer şeyler. Biz de biraz hani bu ilk bulgudan sonra bunu bir an önce karaya getirelim şeyi var. Onun için hani kötü sürpriz olmaz umarım teknik anlamda. Güveniyorlar demek ki. Onun için de biraz hani muhafazakar olduğunu düşünüyorum açıklamanın. Şimdi bu dedim ya, iki ayda bir kuyu açılacak. Yani şey olarak üretim aşamasına gelene kadar. Dolayısıyla oradaki şimdi bir de üretim planı çıkarılması lazım. Hani ona göre yılda işte 10 milyar metreküp mü çıkarılıp gelecek, 12 mi, 13 mü? Yani oradaki o aslında test kuyularından ortaya çıkan biraz da teknik sonuçlara göre belirlenecek üretim planı. Ondan sonra
Normalde işte hani platform kuruluyor. Evet. En son açıklamada platform bizim deniz üstünde olmayacak bir şey dendi. Nasıl olacak peki? Denizaltı yani şimdi denizaltı. Platformu deniz altına mı kuracağız? Evet yani şimdi o detayları bilmiyorum. Öyle yani öyle var. Öyle açıklama var. Var. Ben Enerji öyle. Bakanı hayır, sadece gözükmeyecek dedi. Dışarıdan hiçbir şey gözükmeyecek şeklinde bir açıklama var. Şimdi bir hani bir su altı keşif aracımız var, onu bahsediyorum. Şimdi şey şaka vardı ya, evet, yani, karikatür vardı ya, hani, üstüne, Türk Akım da oradan geçiyor, evet. Bunlar Türk Akım oraya attığını deldiler onu diye. Onu bilmiyorum ama hani? Yani deniz üstüne platform kurmadan herhangi bir şekilde gaz ya da petrol çıkarmak mümkün Şimdi olmaz. İşte ben anlamadım, o detayı bilmiyorum ama şöyle, hani o çıkarıyorsunuz gazı, ondan sonra o gazdaki... Mesela Karadeniz'de sülfür oranının yüksek olduğu söyleniyor. Bunu anladığım kadarıyla öyle de değil. O zaman hani bunu taşımadan önce bir kere şeyden bir arıtma yabancı maddelerden lazım, arındırmanız lazım, geçirmeniz lazım. Anladığım kadarıyla geçirmeden direkt bunu kıyıya getirmeyi planlıyorlar. Ama nasıl bu olabilir, olacak? Bu olabilir, bu yapılabilir. Detayları. Ama o platform meselesi değil. Bu mümkün çünkü arıtmayı istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Doğru. Yani arıtmayı denizde yapmanızın yarattığı maliyet zaman iş gücü kaybıyla karada yapmanızın yarattığı zaman iş gücü kaybı ve boru döşeme maliyetlerini falan düşündüğünüz. Onun hesabını, kitabını yapmışlar. Evet. Onu biz bilemeyiz. Onu artık yani kudretli devletimiz bilir. Yani ona hakikaten yeterli bilgiye sahip olmadığımız için konuşuyorum. Yoksa yeterli bilgiye sahip olmuş olsak evet böyle olabilir diyebilirdik. Şunu soracağım. Karadeniz'in tabanında bir de hidrat olduğu söyleniyor. Ben bunu bir hocaya sordum. Dedi ki, vallahi bugüne kadar hidrattan doğalgaz elde etmiş herhangi bir ülke hatırlamıyorum dedi. Var mıdır acaba hidrattan? Var, yok var. Öyle var mi? Var da hani ticari... miktarlarda tamam, değil. Zaten ancak, ticari olmayan bir şey mal sayılmaz. Ama Nisan ayında en son yani Amerika üretti, işte Çin ne kadar üretti, üretti yani? Böyle bir kaşık mı üretti? Ne kadar üretti hocam? Bilmiyorum. Yok, Nisan ayında en son Çin üretti ve hani bu teknolojinin artık ticari büyük çaplı kullanılması için gereken şeyi sağladık dedi. Diye açıklama yaptı. Çin Enerji Bakanlığı. Orada hani miktarı şu an hatırlamayacağım ama ciddi miktarlardı. Şimdi gaz hidrattan Çin Enerji Bakanlığı'nın Nisan ayındaki açıklaması diye gaz hidrat konusunda bakarsanız evet. İnternette bulursunuz. Şimdi gaz hidrat sadece Karadeniz'de çok ama Akdeniz'de de var. Akdeniz tabanında da gaz hidrat kaynakları var birçok yerde. Kıyıya yakın bölgelerde de var Türkiye'de. Özellikle bu Kızılhisar, namı diğer Meis Adası'nın hemen doğusunda. O bölge çok enteresan çünkü o bölge üzerinde Avrupalılar çok araştırma yapmış. Anaksimander Dağları. Diyorlar. Orada deniz tabanında işte çamur volkanları var bir de. Evet. Metan gazı fışkırıp duruyor deniz tabanından. Orada da ciddi bir potansiyel olduğu, metan gaz hidrat olduğunu biliyoruz. Ama tabii bu çamur volkanları enteresan. Çünkü çamur volkanları olduğu yerde genellikle bu şeyler oluyor. Yani bu metan gazı dediğimiz aslında evet, doğal gazın büyük bir parçası metan gazı. Mesela işte bu İsrail'in sahaları, Mısır'ın sahaları hepsinin orada da çamur volkanları olan yerlere bakarsanız hep oralar. Evet. Peki oyun planını nasıl değiştirecek? Yani Türkiye diyelim ki 800 milyar metreküp buldu. Yani 400 ile 800 arasında gezinen bir rakamdan bahsediyoruz şu anda. 800 milyar metreküp azamisini bulduğumuzu kabul edelim. Bizim enerji oyun planımızı ne kadar değiştirir ya da nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalırız? Şimdi birincisi doğal gazı kullanımını mümkün olduğunca azalım diye bir enerji politikası var. Politikası evet. Var. Aynen stratejik öncelik. Mesela bunu her şeyden önce çünkü ithal olmaktan çıkıyor. Doğalgaz. Yani halen ithal edilecek ama artık aynı zamanda bir yerli de var. Yani kömür de öyle. Evet. Kömür de bir sürü ithal ediliyor yerli kullanıldığı kadar. Hani kömür diyoruz ama çok ithal edilen kömür de var. Şimdi dolayısıyla
doğalgazın bir anda yıldızı o anlamda parlayacak. Ondan sonra doğalgaz aslında bu çıkarıp getirdiğimiz doğalgazı sadece hani işte daha az ithal edeceğiz bu sayede diye düşünmemek lazım. Burada çünkü bir sürü farklı kaynaktan zaten evet. alıyoruz. İşte Rusya olsun, Azerbaycan olsun, İran olsun boru hattıyla alıyoruz. Pek çok yerden LNG alıyoruz. Amerika'dan alıyoruz. Tabii mesela. LNG. Tabii, ama LNG sıvılaştırılmış doğalgaz LNG miktarları tabii boru hattıyla gelen miktarları çok evet. altında kalıyor. Şimdi boru hattıyla bu eski boru hatları tabii 20-30 yıl olmuş. O 20-30 yıllık sözleşmelerin de süreleri önümüzdeki yıllarda duruyor. Şimdi bitiyor. Dolduktan sonra bu sözleşmeler ne olacak? Şimdi buradan gelen gaz, yani re-export, buradan gelen gaz, işte birbirleriyle bunları çarpıştırsak, ticarette hani fiyat kırdırsak, alıcıyla satıcıyı buluşturan bir ticaret platformu yaratsak, uluslararası, gaz gazla rekabet ettiği ölçüde takdirde. Fiyatlar oluşsa, referans fiyatlar arz talep dengesine göre oluşsa gazla, işte o bir anda Türkiye'nin konumunu değiştirir enerjide. Avrupa nezdinde ve bölgesel olarak. Tabii Avrupa'nın da aslında tüm yapmak istediği bu. Yani şimdi bu konuda da Avrupa'yla büyük bir aslında işbirliği evet. Potansiyeli ortaya çıkıyor. Yani rekabetçi bir gaz piyasası oluşturmak. Fiziksel anlamda, coğrafi anlamda Türkiye'de bunu yapmak mümkün. Yani şu 3 yıllık süreç sadece gazın getirilmesi değil, aynı zamanda böyle bir ticaret ortamının yaratılması için gerekli altyapı çalışmalarının da yürütüldüğü bir süreç olması gerekiyor. Bunun ortaya çıkması için. Yoksa yani bu gaz geldi, biz işte enerjide merkez olduk. Böyle olmuyor. Bu 3 yılda bu gazı getirmek için çalıştığımız kadar enerjide bu ticaret merkezi olma yolunda da çalışmamız gerekiyor. Evet, peki bir başka konu, açıklığa kavuşturmamız gereken bir başka konu. Gazın 2023 yılında çıkarılabileceği varsayılıyor. Yani öyle açıklama yaptılar. Ama teknik olarak sorduğumuzda mühendisler 5 yıldan önce gazın çıkarmasının çok mümkün olmadığını söylüyorlar. Şu olabilir, yani hani bir numune gaz çıkarılabilir 2023'te. 2022'de de çıkarılabilir bu. Ama gazın kullanılabilir nitelikte ve efsafta ve miktarda çıkarılabilmesiyle ilgili süreç tam 5 yıl tarif ediyor. Hatta 5 yıl iyimser bir süre olarak öngörülüyor. Size göre nedir? Yani 5 yıldan önce çıkarılma ihtimali, tabii çok para harcarsanız o ayrı, onu bilemem. Vallahi şeye bakıyorum ben, işte Akdeniz'deki örneklerine, bu işte biraz önce söylediğimiz Leviathan sahası. Mesela bu sahanın da denizden, hani kıyıdan uzaklığı yaklaşık 130 kilometre. Evet. Çok benzer. Derinliği de 5000 metre. Bizim derinliği de çok benzer bizimkine. Burada evet 2010 yılında bulundu ama nihai yatırım kararı 2017'de alındı. Tabii şu var, 2010 ile 17 arası bütün o test kuyuları falan hepsi açıldı. Bütün o teknik özellikler biliniyordu. Bu bir etken olabilir. Ama nihai yatırım kararını aldıktan sonra bu insanlar 2,5 yılda getirdiler bu gazı. Demek ki yapılabiliyormuş diye düşünüyorum. Yani bu örnekten yola çıkarak. Leviathan 1, Tamar 2. Tamar'da da aynı şekilde. Onu da 2,5 yıl gibi bir sürede getirdiler yine oradaki bir diğer yatak. Nihai yatırım, yine nihai yatırım kararı alındıktan sonra. Ben bizde daha o test kuyuları açılmadan nihai yatırım kararı aslında verilmiş gibi duruyor. Miktar öyle bir miktar aslında. Yani hakikaten 400 milyar metreküp. Şimdi ve gelen çıkan gazın aslında şey olarak da özelliklerinin de son derece iyi olduğu ilk çıkan o gazın öyle de açıklandı. Dolayısıyla direkt hani bu kararı, biz bunu bir an önce getirelim kararı, bu önemli bir karar. İşte Romanya'nın biraz 42-84 dedik ya, bakın alamıyor. Onlar o nihai yatırım kararını alamıyorlar. Evet. O çünkü hani attığın taş ürkütsün kurbağaya değmiyor. Değer mi meselesine geliyor. Ama şimdi Türkiye hemen o bölgede
böyle büyük bir enerjide büyük bir atılım yapınca aslında onlar için de bir anda Türkiye ile işbirliği yapmak cazip hale gelecek. Romanya için de öyle, Bulgaristan için de, Bulgaristan'ın da orada sahaları var, Ukrayna için de. Yani bölgesel işbirliğini de tetikleyebilecek güçte bir bulgu aslında. Ukrayna'la da çok yakın bir anlaşma yaptık biliyorsunuz. Evet, şimdi biraz önce sizden önce onu konuştuk. Ukrayna Cumhurbaşkanı geldi biliyorsunuz. İkili serbest ticaret anlaşması, evet, öncesine yakın anlaşmalar imzalandı savunma alanında. Peki şunu soracağım. Şimdi bu bizim keşfettiğimiz... Aslında jeopolitiğin nasıl değiştiği ortada. Görüyor musunuz? Yani aynı Ukrayna geçtiğimiz yıl Amerika ile savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye'ye karşı aslında gerektiğinde, yani Türk akım projesi nedeniydi. Evet. Şimdi bu bizim gaz bulduğumuz bölgenin morfolojisi, Tuna'nın işte milyonlarca yıldır getirip Karadeniz tabanına bıraktığı oluşumlardan hareketle ortaya çıkan bir gaz oluşumu. Ama Karadeniz'e dökülen başka nehirler de var biliyoruz. Don Nehri dökülüyor, Dinyeper, Dinyester dökülüyor. Oralarda gaz rezervleri olduğunu tahmin ediyor musunuz ya da buna ilişkin ne tür okumalarınız var? Yani onu bilemeyeceğim. O şekilde hiç araştırmam veya bilimsel yayınları incelemem, o konuyla ilgili bilimsel yayın hani okumadım hiç. Dolayısıyla oradaki potansiyel nedir? O nehirin dökülmesinin buradaki payı nedir böyle oluşumlarda? Evet. Yok, doğrudan öyle oluştuğunu biliyorum. Yani onu ben, evet, bilimsel yayında okudum. Yani oradan geliyor. Dolayısıyla diğer nehirlerin de denizlere taşıdığı, Karadeniz'e taşıdığı bazı şeyler var, atıklar var. O zaman da sismik araştırmalarımızı hani oraya yoğunlaştık. Mesela işte bugüne kadar biraz Rusya'nın Karadeniz'e herhangi bir şekilde bu amaçla yaklaşmamış olması ya da gaz araştırması yapmamış olması muhtemelen Sibirya'da ve benzeri yerlerde çok, tabii, fazla kaynağı olduğu için onlar oradan tabii almış, oradakileri, evet, satmak bittiği zaman Rusya'nın da tabii Karadeniz'e doğru inebileceğini düşünebiliyoruz. Biz ama şu anda erken adım attık dediğiniz gibi. Yani Bulgaristan'la, Romanya'yla, Ukrayna'yla stratejik işbirlikleri kurarak pekala o bölgedeki çok önemli, gaz dominasyon sistemini biz kurabiliriz. Ama bu elbette iyi bir politikayla gider. Yani eğer, tabii, Akdeniz'de olduğu gibi Mısır'la kavga edersek, İsrail'le kavga edip sonra barışırsak, Lübnan'la iyi ya da kötü olduğumuz belli olmadan günler geçirirsek, Kıbrıs sorununu çözemezsek, Akdeniz'de kimsenin kimseyi hareket ettirmesi mümkün, tabii, olamayabilir. Akdeniz'de şu anda yani bulsak da bunu söylemeyelim, kendimize saklayalım. Aynen. Daha iyi öyle bir durumda. Yani torunlarımıza saklayalım diyorsunuz. Yani hayır, yani açık açık söylemeyelim. O şu sorunları çözüp ondan sonra çıkaralım hani. Peki. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra piyasa konuşmak üzere Tuğba Özay bizimle birlikte olacak. Merkez Bankamızın Perşembe günü gelecek olan kararını konuşacağız. Merkez Bankası'ndan herkes, uluslararası ve ulusal pek çok tahminci, yatırımcı ve aracı kurum bir faiz artışı bekliyor. Bu faiz artışı 100 baz puan olabilir, 200 olabilir, 300 olabilir diyenler var. 350 baz puan olur diyenler var. Bütün ihtimalleri konuşacağız. Tuğba Özay şu anda karşımızda. Tuğba Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi isterseniz bir derinlemesine gidelim. Yani 200 baz puan artırdığımız tarihten bu yana parametrelerde ne kadar olumluya doğru gidiş var? Bu olumluya doğru gidişin hızlandırılması için Merkez Bankası'nın mutlak surette adım atması gerekiyor mu? Bu bir. İki, hayır, parametreler istediğimiz kadar olumlu gitmiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın çok büyük adımlar atması gerekmeyebilir. Küçük faiz artışlarıyla yetinebilir mi? Ne yapabilir? Bu arada JP Morgan başta olmak üzere pek çok yabancı bankanın şeyleri var, tahminleri var. Bu tahminler için neler söylüyorsunuz? Aslında JP Morgan, Goldman Sachs gibi kurumların tahminleri bizim yurt içindeki analistlerin tahminlerinden biraz daha farklı ayrışıyor.
Burada yurt dışında beklenti 175 bal falan paygaç geleceği yönünde. Bizim kurum beklentimiz öncelikle şu an itibariyle politika faizi 10-25 seviyelerinde ve burada 200 bas puanlık 12-25 seviyelerine çekileceği yönünde. Diğer taraftan sadece politika faizinde değil, üst bant ve GDP'de de faizi 200'er bas puanlık faizi gelebileceği yönünde bir beklentimiz var. Ağırlıklı ortalama fonlar faaliyeti aslında son zamanlarda özellikle pandemiden bu yana politika faizinin de değişikliğe gitmemesinin de etkisiyle piyasadaki faizlerin yükselmesiyle birlikte ciddi anlamda bir yükseliş gerçekleştirmişti ve geçtiğimiz hafta aslında ilk kez enflasyonun üzerine çıktığını görmüştük. Burada Merkez Bankası aslında sadece 200 bas puan payartışıyla sınırlı kalmadı geçtiğimiz toplantıda. O süreç itibariyle normalleşme yönünde likidite sıkılaştırıcı adımlar attı. Bunlar gerek swaplardaki bir miktar oranları gevşetmekti. Diğer taraftan aktif rafiyo ile ilgili bazı adımlar atmıştı. Döviz mevduatlara uygulanan faizlerde bir miktar düşüşe gitmişti. Bu gibi adımlar aslında faiz artışının yanında normalleşmeyi destekleyecek adımlardı. Şu an itibariyle gelinen noktada zaten uzun zamandır Merkez Bankası'nın piyasayı politika faizinden fonlamadığını zaten biliyorum. Bu yapacağı yani örneğin 200 bas puan bir faiz artışı yaparsa aslında piyasada fonladığı faiz oranına çekmiş olacak ve TL varlıkları üzerinde Merkez Bankası'nın adımının yetersiz görünmesinin nedeni de aslında bir yerde piyasayı gecikmeli takip ediyor olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla piyasa beklentisi evet 200 bas puan civarında 175-200 arasında değişiyor ama Merkez Bankası eğer yaklaşık 300-400 bas puan civarında bir faiz artırmaya giderse bunun daha etkili ve daha kalıcı olacağını görebilirim. Özellikle dolar-tl paritesi tarafında. Evet. Şimdi dolar-tl'de cumadan bu yana, tabii arada cumartesi pazar var ama cumadan bu yana başlayan bir eğilim var. Böyle hafif geri doğru çekiliyor. Bugün de bir miktar geri doğru çekilme eğilimi gösterdi. Bunu hem Karadeniz'de bulunan gaz haberine hem içeride ortaya çıkan bazı gelişmelere, örneğin bir vergi ve prim affı taslağı Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bunların yarattığı bir ılımlı iklim var. Bu ve benzeri faktörler, yani dolar TL'deki çekilmeyi hangi sebeplere bağlıyorsunuz? Önümüzdeki günlerde, cuma akşamına kadar nasıl bir dolar TL göreceksiniz? Merkez Bankamızın 200 bas puan faiz artışı yapması varsayımına dayalı olarak. Burada aslında birkaç parametre var. Bunlardan öncelikle yurt içindeki parametreleri değerlendirmek gerekirse, evet doğalgazın bulunması kısa vadede değil ama uzun vadede Türkiye'nin gelirlerini artırıcı yönde önemli bir etken ve bunun sürdürülebilir olması, çünkü başka kaynaklarda da rezerv bulunduğu yönünde açıklamalar var, çıkabileceği yönde açıklamalar var. Bunlar orta uzun vadede tabii ki TL varlıkları üzerinde pozitif. Diğer taraftan sadece faiz artışıyla değil, aslında mali politikası aracılığıyla da bazı adımların atılmaya başlandığını önümüzdeki günlerde görebiliriz. Bu noktada zaten kurda gelinen bu seviyeler sadece para politikasıyla gerçekten geri çekilmeyi, kurdaki geri çekilmeyi sürdürülebilir bir adım haline getirebilecek adım olmayacaktır Merkez Bankası'nın adımları. Para politikasının yanında maliye politikasıyla da bazı desteklerin eklenmesi gerekecektir. Burada tabii ki sadece faiz artışı değil piyasanın beklentisi, normalleşme adımlarının devam etmesi. Bu noktada önümüzdeki günlerde gene aktif rafiyo ile ilgili örneğin aktif rafiyonun tamamen kaldırılması gibi adımlar görebiliriz ki bu hem faiz artışı hem de bu gibi likidite sıkılaştırıcı adımların kaldırılması TL tarafında biraz daha güçlenmeye neden olacaktır. Ama bunun yanında küresel çapta dolar endeksinin de yerine gerilemeye başladığını görüyoruz. Zaten uzun zamandır dolar endeksindeki gerilemeye rağmen dolar TL'de TL'deki riskler nedeniyle yukarı yönlü bir eğilim söz konusu olmuştu. Yılbaşından bu yana dolar TL en çok değer kaybeden ikinci para birimi, gelişmekte olan para birimleri içerisinde. Burada biraz daha negatif ayrıştık. Ama Merkez Bankası'nın piyasanın bu toplantıyla birlikte yapacağı faiz artırımıyla birlikte bir miktar daha piyasanın önüne geçebilmesi TL'deki bu geri çekilmeyi kalıcı bir hale getirecektir. Bunun diğer boyutu da var. Tabii ki Merkez Bankası'ndan beklentilerimiz faiz artırımı yönünde ama
son gelen enflasyon rakamı ile birlikte Merkez Bankası aslında bir miktar vakit kazanmış durumda. Eğer faiz artırımına gitmez de daha çok sözlü müdahaleyle piyasayı beslemeye kalkarsa tabii ki burada bir yukarı yönlü trendin devamını görebiliriz. Ama şu an itibariyle gelinen noktada Merkez Bankası enflasyonda nasıl görünümün bozulduğuna dikkat çekip bu yönde adımlar attıysa önümüzdeki dönemlerdeki enflasyondaki yukarı yönlü eğilimin devamını da süreceğini baz alarak burada bir faiz artırımına gidecektir ve piyasa beklentinin üzerinde bir faiz artırımı ile birlikte dolar TL tarafındaki geri çekilmeyi biraz daha kalıcı hale getirme şansı var. Evet. Peki bir iki dakikamız var. İki buçuk dakikaya yakın bir zamanımız var. Bir altın değerlendirmesi yaparsanız öyle veda edelim. Ons altın ve gram altın. Ons tarafına baktığımızda 1905 seviyelerinde fiyatlamaların devam ettiğini görüyoruz şu anda. ABD tarafında açıklanması beklenen mali teşvik paketiyle ilgili bu hafta içerisinde özellikle FED başkanlarından gelecek açıklamalar önemli olacak. Burada altında yükseliş trendi halen devam etmekle birlikte orta ve uzun vadeye yayılmış durumda. 1930 seviyelerinin üzerindeki fiyatlamalarda bir yukarı yönlü eğilimi kademeli olarak 1950-1970 bandını görebiliriz. Ancak tabii ki ABD seçimlerine de yaklaşık 2 hafta gibi bir süre var. Volatilite yüksek olacaktır. 1900 seviyelerinin üzerinde kalındığı sürece yeniden 1920-1950 bandları görülebilir. Ana görünümün hala yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Ancak ABD seçimleri sona ermeden ciddi bir yeniden trende girdiğini ve istikrarlı yükselişin ön plana çıkacağını söylemek için şu an itibariyle erken. Gram tarafında da 483-484 seviyelerinde şu anda fiyatlamaların geçtiğini görüyoruz. Burada da ONS'taki yükselişe paralel önümüzdeki günlerde 494-495 yani 500'lere doğru yeniden bir yükseliş ön plana çıkabilir. Peki Tuğba Hanım çok teşekkürler. Şimdi bir sosyal medya haberimiz var. Onu sizinle paylaşacağız. Sonra da haftanın takvimiyle veda edeceğiz. Bu Avrupa'da bisiklet üretimiyle ilgili bir veri. Eurostat verisi. Eurostat Avrupa İstatistik Bürosu. Neden bu sosyal medya haberini kullanıyoruz? Dünyada artık bisiklet kullanımına dönük olağanüstü bir rağbet var. Yani bisikletle birlikte başlayan yeni bir hayat tarzı. Çünkü bisiklet bireysel bir ulaşım aracı ve insanların toplu taşımadan kurtaran yegane araç ve en kolay erişilebilir, en kolay kullanılabilir araç. Aynı zamanda kullanırken spor yapmanızı da sağlıyor. En fazla bisiklet üretimi Portekiz'de 2.7 milyon adet, İtalya'da 2.1 milyon, Almanya'da 1.5 milyon, Polonya 900 bin adet, Hollanda 738 bin, Fransa 550 bin, İspanya 240 bin, İngiltere 124 bin, İsveç 57 bin, Belçika 48 bin ve Danimarka'da 1400 sadece. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve Belçika'da bisiklet kullanımı son derece yaygın çünkü düz ve satı oldukça bisiklet kullanımına elverişli olan ülkeler olduğu için. Ama bir yanda Fransa, İtalya ve Almanya'nın da önemli bisiklet turları ve turnuvaları var. O turnuvalar dolayısıyla orada insanların bisiklet kullanımı yaygın. Bir başka sebep var, o da bu ülkelerde bisiklet yolları var. Bizde olmayan yollar, onlar da var. Türkiye'de, İstanbul'da herhangi bir şekilde bisiklet yollarından gitmeye kalktığınız zaman başınıza olmadık şeyler gelebilir. Haberi bunun için yaptık. Birazdan takvimle veda edeceğiz. Haftanın takvimiyle veda ediyoruz. Yarın Çin Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. 10'da Almanya üfe verisi, 11'de Euro bölgesi cari denge rakamları geliyor. 15.30'da İngiltere konut başlangıçları, 17.30'da Türkiye Merkezi Hükümet borç stoku var. Çarşamba günü 09'da İngiltere tüfe verisi, 10'da Türkiye yurt içi turizm rakamları son derece önemli. Bakalım ne çıkacak? Geriye doğru giden bir eğilim var. Bunu göreceğiz hep birlikte. Daha da geriye doğru gittiğine tanıklık edeceğiz maalesef. 15.30'da Kanada tüfe rakamları, 17.30'da Amerikan ham petrol stokları. Petrol piyasasını takip edenler açısından son derece kritik bir veri. Perşembe günü 10'da Türkiye Tüketici Güven Endeksi, 14'te Merkez Bankamızın günlerdir konuştuğumuz faiz kararı geliyor. 14.30'da Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistikleri var. 15.30'da işsizlik maaşı var Amerika'dan. 17'de Amerikan mevcut ev satışları var. Haftanın son günü 2.30'da Japonya tüfe verisi,
10.30'da Almanya imalat PMI, 11'de Euro bölgesi imalat PMI, 13.30'da Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararı, 16.45'te Amerikan üretim satın alma PMI verisi geliyor. Böylece hem ana haberin hem son seansın sonuna gelmiş olduk. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Yarın aynı saatte yine buradayız.